Sevgili gençler, merhabalar. İkinci videoyla karşınızdayız. Tek ve çift sayılar bugünkü konumuz. Evet, çift sayıyla başlayalım. Nedir bu çift sayının tanımı? Sevgili gençler, şu şekilde söyleyebiliriz. Bir sayının birler basamağı, bakın birler basamağı, eğer ki 0, 2, 4, 6 veya 8'den bir tanesi sayı çift sayı, eğer ki 1, 3, 5, 7 veya 9'dan bir tanesi ise sayı tek sayıdır denilebilir. Bu tek sayının gösterilme biçimleri var, ifade biçimleri var sevgili gençler. Eğer ki k herhangi bir tam sayıysa 2k diye biz çift sayılara diyeceğiz. Tamam mı? Eğer yine k eleman tam sayıysa 2k eksi 1 veya 2k artı 1, hatta 4k artı 7 ile bile gösterilebilir tek sayılar, ama biz genel gösterim olarak hangisini kullanacakmışız? 2k eksi 1'ler. Unutmayın, 2k'lar çift, 2k eksi 1'ler tek sayı diye nitelendirilecek. Toplama ve çıkarma işlemleri yapılacak çift ve tek sayılarda şimdi. Bir çift sayıyla çift sayının toplamı daima çift. Çiftle tekin toplamı daima tek. Tek ve çift sayının toplamı tek ve tekle tekin toplamı da çift olacak. Bunlardan herhangi bir tanesinin bir ispatıyla gösterecek olursak, örnek verelim, çift sayıyla tek sayının toplamını gösterelim sevgili gençler. Ben çift sayıyı nasıl gösteriyordum? 2k biçiminde gösteriyordum. Tek sayıları da 2m-1 diye gösterelim bu sefer. Tamam mı? Bakın, tek sayıların gösterimi, çift sayıların gösterimi 2k, teklerin gösterimi de 2m-1'di. Peki bunlar toplanmış varsayalım. Ben 2k ile 2m-1'i toplarsam 2 parantezinde k artı m eksi 1 yapar. Peki bu k artı m dediğimiz ifadeyi ben eğer n diye ifade edersem bu 2n eksi 1'e dönüşür. Yani ben bu ikisini topladım ve 2n eksi 1 buldum. 2n eksi 1 n burada bir ne? Tam sayı. N tam sayı ise 2n eksi 1'i ne olarak ifade ediyoruz? Tek sayı olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla çiftle tekin toplamının tek olduğunu bu şekilde ispat edebilirsiniz. Yine diğerlerinde kendiniz kıyıya köşeye bir yere sıkıştırın. Bunların tek veya çift olup olmadıklarını gösterin. Şuradaki notların kısmına da bunu yapabilirsiniz. Çarpma işleminde ise çift sayıyla çift sayının çarpımı çifttir. Çiftle tekin çarpımı çift. Tekle çiftin çarpımı çift. Ve tekle tek sayının çarpımı da tek sayı olarak nitelendirilir. Unutmayınız ki bu çarpma işleminde mutlaka işlerinden bir tanesi çiftse sonuç çift olacaktır. Sonucun tek olabilmesi için iki çarpanın da tek sayı olması gereklidir. N bir sayma sayısı olsun. N pozitif doğal sayı yani. N tane A'nın çarpımını nasıl yazabiliriz sevgili gençler? A üzeri N biçiminde yazabiliriz. Üslü sayı biçiminde. A sıfırdan farklıyken A üzeri sıfır daima birdir. Bir çift sayının n'inci kuvveti daima çifttir. Tek sayının n'inci kuvveti daima tektir denilebilir. Tabi N burada pozitif bir tam sayı. Pozitif bir doğal sayı. Şimdi burada neden pozitiflikten bahsediyoruz? Çünkü çiftin sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğundan, bu 1'in de tek sayı olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu sıfırı engelleyebilmek adına burada n'yi bir sayma sayısı seçtik. Tamam. Örnek. N bir sayma sayısı olmak üzere n kare artı 2n artı n artı 4 toplamı hakkında hangisi daima doğrudur diye sormuş. Biliyorsunuz ki toplamada değişme özelliği var. Dolayısıyla ben bu n'yi n karenin yanına 2n'i de bu tarafa alayım. N kare artı n artı 2 üzeri n artı 4 olsun burası. Bakın 4 zaten çift bir sayı. 2 üzeri n de çift bir sayı. Değil mi? Şimdi burada ben buradaki n kare artı n'i n parantezinde n artı 1 biçiminde yazarsam artı çift artı çift diyelim. Çiftle çiftin toplamı zaten çift. Peki şuraya bir göz atalım şimdi. Burayı dikkatle dinle. N çarpı n artı 1 diyor ya. Bakın burası tek sayıysa eğer n, n artı 1 yani bir fazlası çift olur. Eğer ki n çiftse bir fazlası tek olur. Tekle çiftin veya çiftle tekin çarpımı da ne yapar? Çift bir sayı yapar. Çift sayıyla çift sayının toplamı da bize neyi verecektir? Çift sayıyı verecektir. Hangisi daima doğrudur demişti. Demek ki Bursa seçeneğindeki çifttir bizim için doğru cevap olacak. Notlar kısmına da şunu yazabilirsiniz. Ardışık 2 tam sayının toplamı, pardon, ardışık 2 tam sayının çarpımı daima nedir? Çifttir. Daima çifttir. Tabi şunu da yazmakta fayda var. Bunu da ikinci not olarak yazalım. Teklik veya çiftlik, teklik veya çiftlik sadece tam sayılarda aranır. Sadece
Tam sayılarda aranır. Bunu sakın unutmayın. Tamam? Sonra böyle saçma sapan ifadeler gelebiliyor aklımıza. Yani böyle zayıf gruplardaki sınıflarda şu soruyu sorduğumuzda bile 0,3 tek midir, çift midir? Şimdi bunun şuna eşit olduğunu unutuyor tabii ki. 0,30'a, değil mi? Şimdi buna tek dersek o zaman aynı sayı olan 0,30 ise çift sayı olacaktır. Dolayısıyla bu gibi ifadeleri engelleyecek bir uyarı tek bir çiftlik sadece ama sadece tam sayılarda aranır. Bunu sakın unutma. Yani negatif sayılarında teki çifti varmış. Bunu da anlıyorsun buradan. Örnek. A çift bir doğal sayı olmak üzere a kare, a küp artı 4a, 3 üzeri a artı 1, 4 üzeri a artı 1, 2 üzeri a ve a faktöriyel sayılarından kaç tanesi daima çifttir? Ben a'nın ne olduğunu biliyorum, çift olduğunu biliyorum. Kaç tanesinin daima çift olduğunu sormuş. Bir kere çift bir sayının karesi daima çifttir. Dolayısıyla birinciye çift diyebiliriz. İkinciye baktığımızda ise ben burayı a parantezinde a kare artı 4 parantezine aldığımda a'nın ben çift olduğunu biliyorum. Dolayısıyla çiftle bu kısımda çift olduğunu biliyorum. Çiftle çiftin çarpımı daima çifttir. Bu da doğru. 3 üzeri a artı 1. Şimdi a çift bir doğal sayıysa 0, 2, 4, 6 hepsi olabilir. 3'ün bütün çift kuvvetleri daima nedir sevgili gençler? Doğal sayı olduğuna göre daima tektir. Teke 1 eklersek ne olur? Çift sayı olur. Dolayısıyla bu da çifttir diyebiliriz. Şu an 3, şu ana kadar 3'ü de çift sayı çıktı. 4 üzeri a artı 1. 4'ün, şimdi a 0 olabilir ama 4 üzeri 0 1'dir. Şöyle bir sıkıntı var. A'ya 0 verirsem 4'ün en küçük kuvveti 1 olacaktır. Dolayısıyla bunu eleyeceğiz. 4 üzeri 1 4, 4 üzeri 2 eşittir 16 şeklinde sayma sayı kuvvetlerine ulaşacağız. Dolayısıyla burası da daima çifttir denilebilir. 2 üzeri a'ya baktığımız zaman ise a'nın 0 olma gibi bir durumu var. 2 üzeri 0 1 ise daima çifttir diyemeyiz. Bu elendi arkadaşlar. A faktöriyelde de 0 faktöriyelin 1 olması gerektiğini aklımızdan çıkarmazsak bunu da eleriz. Dolayısıyla kaç tane daima çift olan sonuç varmış? 4 tanesi diyebiliriz. Geçtik bir sonraki örneğe. Burada da tam tersini soruyoruz. A tek bir doğal sayı olmak üzere bu sayılardan kaç tanesi daima tektir diye bir soru var. Eğer ki A tekse arkadaşlar bunun karesi daima tektir. Değil mi? Bu bir. İkincisi 2 üzeri 3 dediğimiz zaman direkt zaten elenir. 8 geldi. Bu çiftmiş arkadaşlar. Bu gitti. A küp artı 400, 4a. Şimdi a küpü ben yine üstteki gibi a kare artı 4 diye bir paranteze alma işlemi uygularsam ben bunun tek olduğunu biliyorum. Tekin karesinin tek olduğunu biliyorum. Teke çift eklediğim zaman bunun da tek olduğunu biliyorum. Tekle tekin çarpımı da daima tektir. Dolayısıyla sevgili gençler buna da tektir diyebiliriz. 3 üzeri a artı 1'e bakacak olursak 3'ün tek kuvvetleri daima tektir. Teke 1 eklersek burası çift olur. Dolayısıyla bu elendi. Bu da gitti. 4 üzeri a artı 1'e bakacak olursak 4'ün kuvvetleri olduğu için ve a'nın minimum 1 olduğunu düşünecek olursak burası da daima çifttir denilebilir. Bu da gitti. A faktöriyele bakacak olursak bu sefer a'nın 0 olma gibi bir durumu yok. Dolayısıyla 1 faktöriyel, 3 faktöriyel, 5 faktöriyel bunların hepsine bakacağız. 7 faktöriyel, 8 faktöriyel. Şimdi faktöriyel olunca sıkıntı oluyor. Tamam 1 faktöriyel burada tek. Ama 3 faktöriyele baktığın zaman 6 gelir. Neden? Çünkü bu 3 faktöriyel demek 3 çarpı 2 çarpı 1 demek ki buradaki 2'den kaynaklı bu sayı çift olur. Dolayısıyla bu da daima tektir denilemez. Kaç tanesi daima tekmiş? 1, 2 tanesi daima tekmiş. Dolayısıyla cevabımız da 2 tane olur. Geçtik bir sonraki sorumuza. X, Y, Z birer tam sayıymış sevgili gençler. 3x eksi 2y eşittir 4 çarpı 5s artı 3s hangisi daima doğrudur diye bir soru sorulmuş. Bu arada x, y, z'nin tam sayı olduğunu da unutmayacağız. Şimdi 4 ile burada bir ifadeyi çarpmış ve 4 ile çarpıldığı için ben buranın direkt olarak çift olduğunu tabii ki biliyorum. Şimdi burası çift. Bununla bir sıkıntımız yok. Tamam güzel. Z hakkında yorum yapabilir miyim? Z burada tek de olsaydı, çift de olsaydı hiç fark etmeyecekti. Burası daima ne olacaktı? Çift olacaktı. Yani Z hakkında ben yorum yapamıyorum. İkinciye geçelim. 3x eksi 2y var. Ben bu tarafın çift olduğunu biliyorum ki 2y de çifttir. Bakın 2y çifttir. Tamam. Şimdi neyden ben çifti çıkarırsam sonuç olarak çift sayı bulurum? Tabii ki çiftten. Değil mi? Yani dolayısıyla şurası da ne olacakmış? Çift olacakmış. Şimdi çiften çift çıkacak ya. X'i 3 ile çarpmış ve çift bir sonuç elde ettiyse x kesinlikle ama kesinlikle çifttir.
Y hakkında yorum yapabilir miyiz? İşte bunun hakkında da yorum yapamayız. Sebep? Çünkü 2 ile çarpılmış. Yani ben 2'nin yanına 3'ü de koysam sonuç çift olur. 2'nin yanına 4'ü de koysam sonuç çift olur. Her halükarda çift zaten. Dolayısıyla y hakkında da yorum yapamayız. Şimdi geçelim şuna. Ben x'in çift olduğunu biliyorum. Çiftin y'ninci kuvveti çifttir demişim. Ben y'nin ne olduğunu bilmiyorum dedim ya. Varsayalım ki y eksi 2 olsun. 2'nin eksi ikinci kuvveti nedir? 1 bölü 4. 1 bölü 4 dediğimiz sayı tek mi çift mi? Bunun hakkında bir yorum yapamayız. A şıkkı gitti. X üzeri z artı 1. Gene aynı keza bundan kaynaklı. 2 üzeri eksi 2 artı 1 olsaydı. Yani z'nin eksi 2 olduğunu varsayalım. Veya eksi 1 olduğunu varsayalım. Tek olur muydu? Bunun hakkında da yorum yapamazdık. X'ten 2y'yi çıkarmış. Bakın çiftten 2y zaten çifti. Çifti çıkarırsak çift kalır. Bize ne demiş? Tektir demiş. Demek ki bu da yanlış. 5x'ten z'yi çıkarmış. Ben z'nin ne olduğunu bilmeden bu şık hakkında da yorum yapamam. Ama x'in çift olduğunu biliyorum ya. Bunların ne olduğunu bilmesem bile çift çarpı burası eşittir. Daima çift olacaktır sevgili gençler. Cevabımız Edirne seçeneği olacak. Burada çift çarpı tek bile olsa işin içinde bir tane çiftin olması sonucu çift yapmaya yetiyordu. Unutmayın bunu. Geçtik bir sonraki örneğimize. Bir sonraki örnekte ise ABC doğal sayıları arasında bu şekilde bir bağıntı var. Bu şekilde bir eşitlik var. Hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuş bize. Tek tek bakalım şıklara. Şıklara bakmadan önce şurayı biraz düzenleyelim. Şimdi 2A var burada. Ben bu A artı B'yi parantez içine alıp karşı tarafa atarsam şu şekilde bir eşitlikle karşılaşırız. Doğru mu? 2A eşittir 3 üzeri C çarpı A artı B. Şimdi 2A dediğimiz kısım zaten çift bir sayı. Peki 3'ün her kuvveti hatta doğal sayı kuvvetlerinden de bahsedebiliriz. Kesinlikle tek midir? Tektir. O halde A artı B'nin ne olması lazım? Çift olması gerekiyor ki çiftle tekin çarpımından kaynaklı çift gelsin. A artı B'nin çift olması gerektiğini biliyoruz şimdilik. Peki şu kısmı birazcık silelim. Bakın şimdi şu kısım bizim için önemli. İyi dinle soruyu. A çiftse B çift olmalı diyor. A çiftse B çift olursa sonuç çift olur mu? Evet çift olur. Bunda bir sıkıntı yok. Bu doğru olabilir yani. Bu dursun kenarda. Şimdi diğerine bakalım. A çiftse B tek olmalı diyor. Bu yalan. Tamam. Çünkü A artı B çiftse ya ikisi de tek olmalı ya da ikisi de çift olmalı. A sıfırsa B sıfır olmalı diyor. A sıfırsa B sıfır olursa sıfır artı sıfırdan sıfır bölü sıfır belirsizliği gelir bakın burada. 2 kere sıfır sıfır, sıfır artı sıfır sıfır, sıfır bölü sıfır belirsiz gitti. A tekse B çifttir diyor. Bu da yalan. Çünkü çiftse tek veya tekse çift olamaz. Ya ikisi de çift ya da ikisi de tek olacak dedik. A tekse B tek olmalıdır diyor. Bu da doğru olabilir. Şimdi iki tane şık arasında kaldık. Bir, cevap A mı? 2. Cevap E mi? Bakalım. İkisinin de çift olma gibi bir durum oluştuğunda C seçeneğinde sağlanması gerekirdi. Çünkü ikisi de sıfır olabilir. Ama ikisinin de sıfır olduğu durumda sıfır bölü sıfırdan cevap ne geliyor arkadaşlar? Belirsiz geliyor. Hatta sadece sıfır olmasına gerek yok. Misal ben A'yı 4, B'yi eksi 4 seçersem üst taraf ne olur? 8 olur. Alt taraf ne olur? Eksi 4 artı 4'ten 0 olur. 8 bölü 0 da tanımsızdır zaten. Dolayısıyla bundan kaynaklı hem de bir önceki sebepten kaynaklı A seçeneğini de elememiz lazım. A tekse B tek olmalıdır diyor. Ha bu arada zaten doğal sayı olduğunu vermiş ya. Biz yine de şu seçeneği tam sayı verseydi o zaman ne olurdu? O zaman nasıl elerdik gibisinden eleyelim tamam mı? Birbirinden farklı ve tam sayı olarak verebilirdi. O zaman sıfıra sıfır değil de bu örneği verirdik. Doğal sayı dediği için zaten bu örneğe gerek yok ama A tekse B tek olmalıdır. İkisine sıfır seçebilme gibi bir durumumuz yok. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Geçtik bir sonraki sayfaya. Sakın unutma demişiz. Bakalım ne diyoruz burada? Sakın unutma kısmında. X çiftse veya tekse, X kare çifttir veya tektir. X kare çiftse veya tekse, X çifttir veya tektir. Şimdi bunlardan biri doğru, biri yanlış. Şimdi bunu nasıl karar vereceğiz? Şöyle diyelim. X çiftse veya tekse, X kare çifttir veya tektir. Mesela X'i 4 seçersem X kare ne olur? 16 olur. Peki X'i 3 seçersem X kare ne olur? Bu da 9 olur. Şu ana kadar doğru görünüyor. Peki X kare çiftse demiş. Mesela X kareyi 16 seçersem X 4 olur. X kareyi 9 seçersem X de 3 olur. Bunda da bir sıkıntı görünmüyor ama ikincisinde şöyle sıkıntılar meydana gelebilir. Eğer ki ben x kareyi 3 seçersem
x köküç olacaktır ve köküç dediğimiz sayı ne tektir ne de çifttir. Dolayısıyla şu her zaman doğruyken, birincisi her zaman doğruyken, yani x çiftse veya tekse x kare de çifttir veya tektir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ikincisine baktığınız zaman diyor ki x kare çiftse x de çifttir. Bu yalan. X kare tekse x de tektir. Bu genelde yapılan hatalardan bir tanesidir. Dolayısıyla bunu mutlaka ama mutlaka göz ardı etmeden bu sorulara yaklaşman gerekiyor. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bununla alakalı bir örnek. X kare artı 2x artı 3 sayısı çiftse hangisi daima tek sayıdır demişiz. Şimdi genelde yapılan hatayı gösterelim. X kare artı 2x artı 3'ü bize çift olarak vermiş. Değil mi? Ben de bunu çift yazdım. 3'ü karşıya atarsak x kare artı 2x eşittir tektir. Şurası zaten çifti. Çifti karşıya atarsam x kare eşittir tek olur. Dolayısıyla x de tektir. Genelde yanlış çözüm bu. X'i tek olarak bulduktan sonra baktık hemen birinci şıkka zaten x'i koymuşlar. Hangisi tektir diye soruyordu. Hemen bunu işaretleyip geçebiliyorsunuz. Ya da tekin karesi tek artı tek çarpı tekten tek geldi. Artı bir de üstüne tek eklersek tek artı tek çift oldu. Değil mi? Çift de tek eklersen ne olur? Yine tek olur. Dolayısıyla bunu da işaretleyebiliyorsunuz. Şurası zaten çifttir. Çifte 1 eklersem bu da işaretlenebilir. Tekin karesi tek artı 2 kere tek çift oldu. Tek de çiftin toplamı tek. Teke çift eklersen yine ne olur? Tek olur. Bu da işaretlenebilir. Tekin karesi tek. Teke 2 eklersek bu da tek olur. Demek ki bu da cevap olabilir. Şu ana kadar x'in tek olduğunu düşünecek olursan bunların hepsi de cevap olabilir. Ama şöyle bir durum var. Biz x karenin tek olduğunu bulduktan sonra şurada x'in de tek olduğu yorumunu yaptık. Yani yukarıda kızdığımız şeyi aşağıda yaptık. Bu yanlış çözümdür. Dolayısıyla biz bu yanlış çözümden nasıl kurtulabiliriz? Hem şıkların hepsini denemeye gerek kalmadan kolay bir şekilde kurtulabilirsin. Hem de doğru bir sonuca ulaşarak artı bir net yapmış olursun. Şimdi x kare tekse x hakkında yorum yapamazsın. X hakkında yorum yapamıyorsan şunu elemen lazım. Bunu elemen lazım. Bunu elemen lazım. Şuraya bakalım. X kare artı 2 diyor. Aslında burası şudur. X kare artı 2x artı 3'ten neyi çıkarmış? 2x artı 1'i çıkarmış. Bak gene x hakkında yorum yaptırıyor. Bu da gitti. Ama şuna bakacak olursan D seçeneğine. Hocam burada da x hakkında yorum yapmış. Hayır. X kare artı 2x artı 3'ün sen ne olduğunu biliyordun? Çift olduğunu biliyordun. 3'ü karşıya atarsan veya 3'ü karşıya atmadan ben bunun tamamının çift olduğunu biliyorsam 1 eklersem x kare artı 2x artı 4 olur ki çifte 1 eklersen tek olur. Demek ki cevabımız direkt olarak buymuş. Hem x hakkında yorum yapmadık, sadece 1 ekleyerek sonuca ulaştık, hem de yanlış bir çözüm yapmaktan kurtulmuş olduk. Örnek: 3a artı 12 bir çift tam sayı olduğuna göre hangisi daima çifttir? Şimdi bak 3a artı 12'ye ne demişiz? Çift demişiz. Bu 1. 12'yi karşıya atarsak 3A sayısı da ne olacaktır? Çiftten 12'yi çıkardın, yine çift olacaktır. Burada yapılan genel yanlış şu. O zaman diyoruz ki A da çifttir. Hayır, A'nın çift olma gibi bir lüksü yok şu an bu soru için. Eğer A'ya tam sayı demiş olsaydı eyvallah, A çifttir diyebilirdik ama A'nın tam sayı olduğu bilgisi elimizde yok veya doğal sayı veya sayma sayısı olduğu bilgisi elimizde yok. Dolayısıyla bakın A şu da olabilir. Ben 3 ile 2 bölü 3'ü çarptığımı düşünün. Ne yapar? 3'ler gider. Şunlar geriye 2 kalır. Bakın bu da çift oldu. Bakın bu A ise 3A çift olmuş oldu. Değil mi? Ama 2 bölü 3 çift miydi? Hayır. Tek miydi? Hayır. Dolayısıyla demek ki burada bu tarz sorularda A hakkında yorum yapamayacağız. A hakkında yorum yapamıyorsak bu gitti. Bu gitti. A'nın karesi gitti. A faktöriyel gitti. Geriye sadece 6A kaldı. Peki neden cevap 6A? Çünkü ben 3A'nın çift olduğunu biliyorsam eğer, burası da zaten 2 çarpı 3A'dır. Yani 2 ile çiftin çarpımı 6A yapar ki bu da zaten çift bir sonuç verecektir bize. Geçtik bir sonraki sayfamıza sevgili gençler. Soru diye başladığımız sayfalar biliyorsunuz yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yeni tarz sorulardan oluşuyor. O yüzden dikkatli bir şekilde dinle. Sana da bol yararı olacaktır bu soruların. Tabloda 5 tane öğrencinin okul numaraları A ve B pozitif tam sayılarıyla ilişkilendirilmiştir. Pardon, burası X ve Y olacak. Çok üzgünüz. Yanlış bir şey yazmışız. X ve Y pozitif tam sayılarıyla ilişkilendirilmiştir. Ahmet, Emine, Burak, İsmail ve Irmak öğrencileri var.
2x artı y, y eksi x, x artı y, x çarpı y, 2x kare artı y küp. İsmail'in okul numarası tek olduğuna göre. Şimdi İsmail'in okul numarası hakkında bize bir bilgi vermiş. Neresi tek? Şurası. X çarpı y tekse x de tektir, y de tektir. Doğru mu? Bunda bir sıkıntı yok. Pekala. Şimdi şunları bir yorumunu yapalım. Mesela 2x ne olur? Çift olur. Çifte eğer tek eklersem Ahmet'in okul numarası tektir. Tekten teki çıkarırsak Emine'nin okul numarası tek. Tekten teki çıkarırsak Emine'nin okul numarası çift olur. Değil mi? Bu kısmı yanlış yorumlamayalım. Burası çift olacaktır. Teke tek eklersek yine çift olur. Buraya baktığımızda ise 2x kare çifttir zaten 2 ile çarpıldığı için artı tekin küpü tek olacaktır. Çift ve tekin toplamı da tek olur diyeceğiz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Buranın okul numarası tektir diyor. Yanlış, çiftti. Değil mi? Burada böyle yaptık. Ahmet'in okul numarası çifttir diyor. Yanlış. Bu da tekti çünkü Ahmet'in okul numarası. Irmak'ın okul numarası çifttir demiş. Biz tek bulduk zaten bunu. Bu da gitti. Emine'nin okul numarası çifttir diyor. Emine'nin okul numarası çifttir. Doğru. Edirne'ye bakalım. Hani doğru cevabı bulduk ama devam edelim. Irmak ve Emine'nin numaraları toplamı çifttir. Irmak'ın okul numarası tekti. Emine'nin okul numarası çiftti. Çift ve tekin toplamı tek yapar. Çift yapmaz. Dolayısıyla Edirne seçeneği de bu sebepten kaynaklı gidiyor. Cevabımız neymiş? Emine'nin okul numarası çifttir. Şıkkı olacakmış. Geçtik bir sonraki sorumuza. SML apartmanı verilmiş. SML apartmanının katlarında bulunan dairelerin kapı numaraları verilmiştir. Buna göre tüm dairelerin kapı numaraları toplamı hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi dairenin kapı numaraları üstlerine yazılmış bakın. Her katta 2 daire var demek ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde gidiyor. Ve burası 2n-1 dediği sayı nasıl sayılardı? Tek sayılar. 2n dediğimiz sayılar da çift sayılardı. Demek ki bu tarafta tek sayı olan daireler, bu tarafta çift sayı olan daireler var. Peki bunların hepsinin toplamı zaten 1'den 2'ye kadar değil mi arkadaşlar? Peki çift sayıya kadar olanlar olduğu için şöyle düşünebiliriz. Bakın burada zaten 2'den 2'ye kadar var. Buradan da 1'den 2n-1'e kadar var. Bunların toplamı ne olacak? 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2. Yani kaça kadarsa eğer 1'den 2'ye kadar ya 2n çarpı bir fazlası bölü 2 bu formülü hepimiz biliyoruz zaten eşittir diyeceğiz soru işareti. Bize aslında bunu soruyor. Yani 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2 hangisi olabilir diye sormuş. Gelin şurada bakalım. Şimdi bakın 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2 eşittir. 135 olursa 2'yi buraya attığım zaman ne olacaktır? 270. Şimdi şöyle düşünelim. Bu 2n, bu da 2n'in bir fazlası. Yani aralarında birer fark var. Ardışık iki sayının çarpımı değil mi burası? Ardışık iki sayının çarpımı 270 yapar mı diye sorduğumuz zaman yapmaz diyeceğiz. 2n çarpı 2n artı 1 bölü 2'yi karşıya atıp 136'ya eşitlersen bakın 272 yapar. 272'yi de asal çarpanlarına ayırdığı zaman 2'ye böl 136, 2'ye böl 68, 2'ye böl 34, 2'ye böl 17, 17'ye böl 1 dersek şunların çarpımı ne yapar? 16. Demek ki bu 272 dediğimiz sayı 16 ile 17'nin yani ardışık iki tane sayının çarpımıymış. Yani burası 16 iken burası 17'ymiş. Hatta n'de 8'miş. Bu binada kaç katlı olacaktır arkadaşlar? 8 katlı olacakmış. Dolayısıyla 16 ile 17'nin çarpımı bize 272'yi verdiğinden bu da 136'nın 2 katı olduğundan cevap budur diyeceğiz. 270'i nasıl elemiştik bu sırada? 270'i eğer asal çarpanlarına ayırırsak 272'ye böl 135. 135'i 3'e böldüğümüz zaman ne gelecektir? 4, 3, 43. 43'e böldüğümüz zaman da 1 gelir. Bakın burası ancak 6 ile 43'ün çarpımı falan yapıyor. Tamam mı? Dolayısıyla ardışık iki sayının çarpımı biçiminde yazılamadığı için 270 sayısı onu elemiştik. 266'yı da yani bunun iki katını da keza bu şekilde eleyeceğiz. 282'yi de bu şekilde eleyeceğiz. 280'i de bu şekilde eleyeceğiz. Cevabımız Bursa seçeneği olacak diyebiliriz. Evet. Bu videonun sonuna geldik. Diğer videolarda ve diğer konu anlatımlarında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda pozitifliği ve negatifliği inceleyeceğiz sevgili gençler. Temel kavramların arkasından daha güzel, daha estetik sorularla karşınıza çıkacağız. Bunları da merak etmeyin. Not almayı unutmayın. Bu sırada bu videonun PDF'lerini hem çözümlülerini hem de boş hallerini açıklama kısmındaki linkten indirebilirsin.
Sınav ajandası programında yer alan hocalarımızın derslerini takip etmek için mutlaka ama mutlaka açıklama kısmındaki linklere tıklayarak bu hocalarımıza da abone olabilirsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.